Sevgili arkadaşlar kanalımıza ve dersimize hoş geldiniz. Bu dersimizde sizlere 6. sınıf temel dini bilgiler dersimizin 2. ünite sonunda yer alan değerlendirme sorularının cevaplarını yapacağız. Klasik sorularımızdan birincisiyle başlayalım. Allah'a ibadet etmenin gayesi nedir? Sevgili arkadaşlar, Yüce Allah insana güç, yetenek ve sayısız nimetler vermiştir. İnsanın konuşabilmesi, ağlayıp gülebilmesi, düşünebilmesi, iyiliğe yönelmesi Allah'ın insana verdiği nimetlerden bazılarıdır. İşte ibadet bütün bu nimetler için Allah'a bir hamd etme ve şükretmenin göstergesidir. İbadet kainattaki bütün varlıkları insanın hizmetine veren Allah'a teşekkür etmenin başka bir yoludur. Bu varlıklar içinde şerefli bir yeri olan insanın da bir amacı vardır ki, insanın yaratılış amacı ben cinleri ve insanları ancak bana kulluk etsinler diye yarattım ayetinde açıkça ortaya konulmuştur. Başka bir ayette de Yüce Allah. Ey insanlar! Sizi ve sizden öncekleri yaratan Rabbinize ibadet edin ki Allah'a karşı gelmekten sakınasınız buyurarak insanın bu dünyadaki asıl görevinin ibadet olduğu bildirilmiştir. İnsanın bu dünyadaki asıl görevi kendisini ve evreni yaratan Yüce Allah'ı tanımak, hayatın onun istediği doğrultuda ve ona ibadet ederek yaşamaktır. İnsanın yaratılış amacı Allah'a kulluktur. Bu kulluğun nasıl olacağını peygamberler insanlara bildirmiştir. Hz. Adem'den Hz. Muhammed'e kadar bütün peygamberlerin gayreti insanlara yaratılış amacı hatırlatmak olmuştur. Bu amaç Allah'a inanıp İslam'a göre yaşamaktır. İkinci sorumuz, Yüce Allah'ın insanlara bahşettiği en önemli nimetler nelerdir? Yüce Allah insana güç, yetenek ve sayısız nimetler vermiştir. İnsanın konuşabilmesi, ağlayıp gülebilmesi, insanın düşünebilmesi, iyiliğe yönelmesi in Allah'ın insana verdiği nimetlerdendir. İşte ibadet bütün bu nimetler için Allah'a bir hamd ve şükür göstergesidir. İnsanoğlu varlıklar arasında aklı ve iradesiyle ayrıcalıklı bir konuma sahiptir. Aklı sayesinde yüce Allah'ın varlığını ve birliğini kavrar, kendi eksikliklerini görerek Allah'ın yüceliği karşısında ona itaat ve ibadet etmesi gerektiğini fark eder. İbadetin kabul şartlarını yazarak kısaca açıklayınız. İbadetlerin geçerli olması için üç temel ilkenin yerine getirilmesi gerekir. Nedir bunlar? Niyet, ihlas ve sünnet uygunluk. Niyet, kişinin yapacağı ibadet için Allah rızasını önceleyerek kalben niyet etmesi gerekir. Çünkü yapılan ibadetlerin kabulü niyetlere bağlıdır. Niyet kalben yapılır ve dille de söylenir. İkincisi ihlastır kişinin Allah'a kendisine ve çevresindekilere karşı samimi ve işten davranmasıdır. Daha geniş anlamda ihlas, şirkten, riyadan, hurafelerden, kötü duygulardan ve gösteriş arzusundan kalbi temizlemek, her türlü hayırlı işe iyi niyetle yönelmek ve her durumda yalnızca Allah'ın rızasını gözetmektir. Üçüncüsü sünnete uygunluk. Peygamberimiz inanç, ibadet, ahlak, hukuk, siyaset gibi hayatın bütün alanlarında insanlara örnek olmuştur. Bu örnekliği ya bizzat yaşayarak göstermiş ya da emir ve tavsiyelerle çevresindekilere açıklamıştır. Şekli, sayısı, zamanı ve miktarı Allah ve Resulü tarafından belirlenen ibadetler hangileridir? İslam'ın temel ibadetleri işte namaz, oruç, zekat, hac, fitre vermek, kurban kesmek nedir? Allah ve Peygamber tarafından belirlenen ibadetlerdir. Salih amel ne demektir? Örneklerle açıklayınız. Güzel davranışlarımızı nitelendirmek için kullandığımızda salih amel İslam'ın emrettiği yararlı, güzel, içten ve samimi davranış insanları olumlu yönde değiştirme yönelik bütün işlere salih amel denir. Salih amel vakti belirlenmiş ibadetlerle belirli bir vakte bağlı olmayan diğer güzel davranışlar şeklindeki gruba alınıyor. Vakti belirlenmiş olanlar namaz, oruç, zekat, hac, fitre, kurban gibi vakti belirlenmemiş ibadetlerde. Allah rızası için ve helal sınırlar için yaptığı diğer bütün işler de Allah katında değerlidir. İlim öğrenmek, iyiliği emretmek, kötülüğü yasaklamak, düşmanla cihad etmek, şükretmek, dua etmek, sadaka vermek, sabırlı, dürüst, yardımsever, adaletli ve sorumluluk sahibi olmak gibi erdemli davranışlar yanında Kur'an-ı Kerim okumak, anne babaya itaat etmek, sılay rahim yapmak, Allah'a zikir ve helal kazançta yine salih amellerdendir. İbadetin bireysel ve toplumsal faydaları nelerdir? Örneklerle açıklayınız diye bir sorumuz var. İbadetle kötülük bir arada olamayacağından ihlas içinde kulluğunu yapan bir Müslüman kötülüklerden uzaklaşır. Kulluk bilinci içinde olan kimse kendini dinin ilkelerine bağlı hisseder. Hatayla yaptığı olumsuz işler varsa bunlar için tövbe eder ve kul hakkı yemişse helalleşme yollarını arar. İbadetler bize sabrı, başkalarını düşünmeyi ve yardımlaşmayı öğretir. Bütün ibadetlerimizde sabırlı olmayı gerektiren hususlar vardır. Namaz ibadetinde devamlı önemlidir ve sabır ister. Oruç açlığa, susuzluğa karşı sabırdır. Zekat, sadaka ve kurban sabır göstererek malımızdan vermeyi gerektirir. Hac ibadeti neredeyse bütün aşamalarında sabırlı olmayı ve fedakarlığı gerektiren bir ibadettir. Böylece hem sabrı hem de başkalarını düşünmeyi öğreniriz. İbadetler bize zamanı doğru kullanma ve disiplinli olma bilinci kazandırır. İbadetler toplum içinde birlikte yapıldığında kaynaşmaya ve dayanışmaya da katkı sağlar. Namazlarımızı cemaate kıldığımızda omuz omuza durduğumuz insanlarla tanışma ve kaynaşma fırsatı buluruz. Dertleri olanların üzüntülerini paylaşır ve elimizden geliyorsa yardımcı olmaya çalışırız. Özellikle hac ibadeti bütün dünya Müslümanlarının bir araya geldiği muazzam bir ibadettir. Test sorularımızı yapalım. Yukarıdaki ayetlerin ortak noktasını sağdaki soru işareti bulunduğu alana yazmanı istemektedir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi bu alana yazılmalıdır? Birinci ayetimiz, müminler o kimselerdir ki Allah'ın adanıldığında yürekleri titrer. Kendilerine Allah'ın ayetleri okunduğunda bu onların imanlarını artırır. Onlar, onlar yalnızca Rablerine güvenirler. İkinci ayetimiz, namazın üzerine kılarlar kendilerine verdiğimiz şeylerden bir kısmını Allah yolunda harcarlar. Gerçek müminler işte onlardır. Rableri katında onlar için yüksek mevkiler, bağışlanma ve değerli rızık vardır. Burada müminlerin özellikleri, müminlerin mükafatı, namazın şartları, müminlerin imanı hangisi gelecek? Burada müminlerin özelliklerinden bahsediyor. Mustafa Dede'nin torunlarının anlattıklarına bakarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? İbadet kainattaki bütün varlıkları insanın hizmetine veren Allah'a teşekkür etmenin bir yoludur. Çiçek çiçek dolaşarak bal yapan arılar, bin bir çeşit otları yiyerek süt veren inekler, yazın ayrı renk ve tatta yaz meyveleri, kışın ayrı güzellikte kış meyveleri yine Allah'ın insana bahşettiği nimetlerdendir. A. Kainattaki her varlığın bir yaratılış gayesi vardır. İnsan ibadet ederek Allah'a teşekkür edebilir. Allah insana sayısız nimetler bahşetmiştir. İnsanın asıl gayesi dünya mutluluğu olmalıdır. Asıl gayemiz ahiret mutluluğu. Bu dünyada da elbette mutluluk peşine koşacağız ama her ikisini de ihmal etmeyeceğiz. Yukarıda tanımı verilen kavram aşağıdakilerden hangisidir? Sözlükte bir şeyi içine karışmış ve değerini düşürmüş olan başka şeylerden temizleyip arındırmak, saflaştırmak anlamına gelir. Terim olarak ibadet ve iyilikleri riyadan ve çıkar kaygılarından arındırıp sadece Allah için yapmaktır. Ayrıca kişinin Allah'a kendisine ve çevresine karşı samimi ve işten davranması olarak da tanımlanır. Nedir bu? İbadet, ihlas, iman, niyet. Evet, burada ihlastan bahsediyor. Yukarıdaki gibi Allah'a şükreden birisi bu şükrünü hangi davranışlara pekiştirmiş olmaz. Allah'ım beni yoktan var edip bana hayat bahşettin. Bunun için sana şükürler olsun. Allah'ım bana yazın ayrı renk ve tatta yaz meyveleri, kışın ayrı güzellikte kış meyveleri bahşettiği için sana şükürler olsun. Vakit namazlarını kılarak, Ramazan oruç tutarak, Kur'an-ı Kerim okuyarak, mevsimine göre beslenerek. Cevabımız Denizli. Beşinci sorumuz. Müminin durumu ne ilginçtir? Her hali kendisi için hayırlıdır. Bu durum yalnız mümine mahsustur. Başına sevinecek bir hal geldiğinde şükreder. Bu onun için hayır olur. Başına bir sıkıntı gelecek olursa ona da sabreder. Onun için bu da hayır olur. Verilen hadise göre aşağıdaki yargıdan hangisine ulaşılamaz? Mümin sevinçli halinde Yüce Allah'a şükreder. Mümin üzüntülü olduğu zaman sabreder. Bazı müminler sabretmekten kaçınır. Müminin sevap kazanması için pek çok yol vardır. C şıkkımıza buradan ulaşamayız. Sözlerin en güzel olan Kur'an-ı Kerim okumak bir ibadet ve salih ameldir. Kur'an insana doğruyu, iyiyi ve güzel ahlakı uygun olanı bildirerek doğru yolu gösterir. İnsana dünya hayatı hakkında ilkeler sunar ve ahiret hayatını tanıtır. Yukarıdaki metne göre aşağıdaki aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? Kur'an okumak ibadettir. Kur'an insana doğru yolu gösterir. Kur'an insana dünya hayatı hakkında ilkeler sunar. Kur'an insanlık tarihi hakkında bilgi, ayrıntılı bilgiler verir. Kur'an-ı Kerim kıssalardan bahseden ancak Kur'an tarih kitabı değildir. Boşlukları dolduralım. Bütün ibadetlerimi Allah için yaparım, nokta nokta olsun diye yapmam. Yani gösteriş olsun diye yapmam. Nokta nokta sözlükte yol, adet, hal, tavır, davranış anlamlarına gelir ki bunun adı da sünnettir peygamberimizin. İbadetin şekli, sayısı, zamanı ve miktarı Allah tarafından belirlenmiştir. Yani şari diyoruz. Yani Allah ve Peygamberimiz hüküm koyan. Dinimiz helal haram ayırmış ve alın teriyle elde edilen nokta nokta kazancı mübarek saymıştır. Hangi kazancı? Helal kazancı. Bilin ki kalpler ancak Allah'ı zikriyle huzur bulur. Demek ki Allah'ı bol bol zikredeceğiz. Şimdi doğruya doğru yanlışı yanlış yapalım. Aşağıdaki cümleler doğru ise D, yanlış Yüce Allah'ın isimlerinden olan Samet hiçbir şeye ihtiyacı olmayan anlamına gelir. Allahu Samet. Her şey ona muhtaç var. Rakip her işi, her varlığı, her an gören, koruyup gözeten demektir. Vedud çok seven, çok sevilen demektir. İbadette rastlanan ihlas ve samimiyettir. İnsanlar yeni şartları ve ibadetleri uydurabilirler mi? Hayır. Onu Allah belirlemiştir. Sadece ibadetleri yerine getirirler. Yeni ibadetler uydurulmaz. Evet sevgili arkadaşlar dersimizin sonuna geldik. Kanalımızdan bu dersimizle ilgili ve diğer derslerle ilgili tüm konu anlatımlarını izleyebilirsiniz. Yeni derslerde görüşünceye kadar hepinize başarılar diliyoruz.